Merhaba arkadaşlar. Fokus yayınları TYT denemesi geometri soru çözümleriyle karşınızdayız. 31. soruyla başladığımızda aşağıda A, B, C, D, E, F düzgün altıgeni ve A, B çaplı çember verilmiştir demiş. Dairenin alanı A, düzgün altıgenin alanı B olduğuna göre A bölü B oranı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi biz burada verilen çemberin dairenin yarı çapına bir dersek bakın. Şöyle dairenin alanı formülü de verilmiş bize. Pi R kare olarak A'yı düşünürsek eğer direkt Pi çarpı 1'in karesinden ne olacaktır? olarak gelecektir. B'yi düşünürsek düzgün altıgenin alanını şurada ben hatırlatayım size. Bir kenarı A olmak üzere düzgün altıgenimizin alanı alan eşittir. 6 A kare kök 3 bölü 4 formülüyle bulunuyordu hatırlarsanız. A yerine de bakın kenar uzunluğumuz 2 oldu. Yarı bir 1 demiştik. A yerine 2 yazdığımızda B'nin alanında ne olacaktır? 6 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı kök 3 bölü 4'ten 4'ler gitti. A ile B'yi de oranladığımızda bakın buradan cevabımız pi bölü 6 kök olarak bulunmuş oldu. <laughs> Geldik diğer soruya arkadaşlar. Şekil 1'de ABC eşkenar üçgeni bir şimdi kartonda D ve E kenarların orta noktaları diye söylemiş. Bize şöyle bakın AD ile DB eşit. Aynı şekilde A ile EC'nin de eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu karton DE boyunca kesildikten sonra elde edilen küçük parça büyük parçanın alt kısmına yapıştırıldığı söyleniyor. Şekil 2'nin çevre uzunluğu 24 birim olduğuna göre alan decb kaç birim karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buradan kesip ve yapıştırdıktan sonra bakın çevrede bir değişim olacak mıdır? Bir ona bakalım. DE uzunluğu ek olarak gelmiş oldu. Fakat burada bakın üst üste geldiği için değişen hiçbir şey olmamıştır. Çevrede değişim olmadığı için şöyle düzgün altıgenin çevresi 24 ise bir kenar uzunluğu 24'ü 3'e böldüğümüzde ne olacaktır? 8 olarak gelecektir. Şimdi alan e, kenarı 8 olan düzgün eşkenar üçgeni pardon düzgün altıgen diye söyledik galiba eşkenar üçgenimizi alalım a kare kök 3 bölü 4 bunu yaptığımızda 8'in karesi 64 kök 3 bölü 4'ten ne olacaktır 16 kök 3 olarak gelir şimdi şöyle bir mantıkta gidersek <laughs> temel benzerde bahsetmiştik eğer kenarlarımız eşit olarak parçalandıysa alanlar s 3s olarak parçalanacaktır burada toplam 4s'lik alanımız 16 kök 3 bize sorulan ise bakın DECB'nin alanı demiştir. Yani 3S sorulmuş. 4S-16 ise 3S'den gelecektir. 12 kökü 3 birim kare olarak gelecektir. Geldik arkadaşlar 30. soruya. <laughs> Bakalım. Aşağıda 3 adet karedik prizma üzerlerine yazılan santimetre cinsinden ölçüleriyle birlikte verilmiştir demiş. Bu prizmalar ABC yüzeyleri düzlemsel olacak şekilde aynı zemin üzerine konularak birbirine yapıştırılıyor. Son durumda elde edilen Cismin etrafına bir kurdela bir tur gergin olarak uçucuya yapıştırılıyor demiş. Verilen uzunluk ölçülerine göre bu kurdelanın uzunluğu en az kaç santimetre olmalıdır diye sor, söylemiş arkadaşlar. Şimdi A şekline baktığımızda taban uzunluğu taban kenarı 8. Şöyle yazdım. Ee, B cismine baktığımızda taban uzunluğu 5 bakın. Ee, C şekline baktığımızda taban ayırtımız 9 birim. Şöyle düşünürsek zaten şu toplam ne olacaktır? 8, 5, 13, 9 da... 22 birim olacaktır. Daha sonra geldim şuraya bakın. Buranın yüksekliği kaç? 5. Şöyle burası 5. Demek ki bu kurdalanın uzunluğu 5 olacaktır. Daha sonra geldiğimizde şöyle düşünelim arkadaşlar. Şöyle gittik. Bir dik üçgen oluşturmaya çalışalım. Burası zaten 9 birim. Ee, B cisminin yüksekliği 45'ti. Bakın burası 5 olduğu için buraya 40 kalacaktır. 9, 40, 41 özel üçgeninden buradaki uzunluğumuz 41 birim olarak gelir. Şuradaki uzunluk zaten düşünürsek e, taban ayırtı 5'e eşit olacaktır. Sol tarafa geldiğimizde yine bir dik üçgen oluşturmaya çalışalım. A cisminin yüksekliği 30. 45'ten 30 çıkardık. Burası 15 oldu bakın. A'nın taban ayrıtı 8. 8, 15, 17 üçgeninden de şurası 17 olarak geliyor. Şurada kurdeleyi düşünürsek gergin bir şekilde yapıştırılıyor zaten. Burası da 30 Bulduğumuz uzunlukları toplarsak arkadaşlar 30 var. Tabanda 22 var bakın. 5, 41 topladım 46. 17 ile 5'i toplarsak ne olur? Yine aynı şekilde 22 olur. Bunları da topladığımızda arkadaşlar toplam uzunluğumuzun 120 birim olarak gelmesi gerekiyor. Geldik 34. soruya arkadaşlar. Çizim sorusu. Şimdi verilen ifadelere göre bir çizim yaptığımızda demiş ki bize bir ABC üçgeninde hemen bir ABC üçgeni çizdim. Çizim biraz kötü olabilir ama arkadaşlar bunu bakalım düzgün bir şekilde çizmeye çalışalım. Şöyle A, B, burası da C bakın. A, F, F, B eşit olacak şekilde bir F noktası. Şimdi A, B kenarının orta noktası F'yi işaretledim. A, E eşittir, E, C olacak şekilde bir A, C üzerinde bir E noktası belirleyin demiş. Bakın şurası E noktası. Yine burası orta nokta. Daha sonra 3B'de 2 dc olacak şekilde bir D elemanıdır. BC C'ye demiş. Yani D noktası BC üzerinde ve 3 bdeki 2D, eşit olacağı için D, C'ye 3K dersek B de 2K olacaktır. Şöyle 2K'ya 3K olarak parçaladık. Daha sonra geldik. BE ee, B ile FD'nin kesişim noktası ne demiş bakın. BE ile FD'nin. Şöyle B'yi birleştirelim. Şöyle DF'yi birleştirdim. Tamamdır. Şurası da N noktası. Bize sorulan ise B, ney bölü N'ye oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi F ve e noktaları bakın kenarların orta noktaları olduğu için şöyle birleştirirsek bir orta taban oluşturmuş oluyoruz. Orta taban tabana paralel ve tabanın yarısına eşittir arkadaşlar. Taban uzunluğu 5K bakın. Burası da olacaktır. 5K bölü 2 gelecektir. Şimdi burada paralel olduğu için kelebek benzerliği kullanırsak. BN bölü NE oranı. BN bölü NE oranı. 2K'nın 5K bölü 2 oranı eşittir arkadaşlar. Böyle geldik benzerlik yaparsak. Kelebek benzerliği 2K bölü 5K bölü 2 ters çevirip çarptığımız arkadaşlar 4K bölü 5K'dan cevabımız K'ları gönderdik. 4 bölü 5 olarak bulunmuş oluyor. Geldik ee, 35. soruya arkadaşlar. Katlama sorusu. ABC'deki üçgensel bölgesi biçiminde kağıt verilmiştir demiş. ABA dik olarak verilmiş. AB 6 cm. Bu kağıt AB kenarı BC üzerine gelecek biçimde. B köşesinden itibaren katlanan aşağıdaki şekiller deliliyor demiş. A üstü C 4 santimetredir, D, C x kaç cm'dir diye söylemiş arkadaşlar. Sormuş. A, B uzunluğu 6 ise zaten bakın bunu katladığımızda A üstü B uzunluğumuzla ne olacaktır? Yine 6 olarak gelecektir. Katlama çizgisinin olduğu yerde açı ortaya dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra geldik bakın. Büyük üçgende yazalım. Burası 6 zaten. 6, 4 Hipotenüsümüz 10. 6, 8 10 özel üçgen oluşur. A, C 8 olarak gelir. Daha sonra ister şunu kullanalım arkadaşlar. E, açı ortay özelliğini kullanırsam. 6'nın A, D'yi oranıyla 10'un DC oranı eşit olmak zorunda. Şöyle bir mantıkla gidersek 6'yı 2'ye böl. Buraya 3K dedim. Al, onu 2'ye böldüm. Buraya da 5K dedim. Toplam 8K bakın. 8K eşittir. 8 olarak bulunur. K buradan 1'dir. X yerine 5K demiştik. 5K da şöyle yazalım. X eşittir 5K. 5K da 5 birim olarak bulunacaktır. Cevap B şıkkı. Geldik 36. soruya arkadaşlar. Bir kenarı 4 birim olan kübün tüm yüzeyleri maviye boyanıp birim küpleri ayrılıyor demiş. Buna göre yalnız bir yüzü mavi olan kaç tane küçük küp vardır diye sormuş arkadaşlar. Bu tarz sorularda şunları düşünmemiz gerekiyor bakın. Şimdi şuradaki yani sağ uçtaki küpü düşünürsek 3 tane yüzeyi mavi olacaktır. İstenilen istenilen bu değil. Buraya geldiğim 2 tane. Aynı şekilde burası 2. Burası 3 tane bakın. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela tam şuradaki 4 tane kübe dikkat etmem gerekiyor. Bu küpleri düşünürsek yalnızca üst yüzeyleri bakın mavi olacaktır. 1, 2, 3, 4 tane küp. Aynı şekilde burada gel. Şurası bak. Yine burada 4 tane küpümüzün yalnız bir yüzeyi mavi olacaktır. Tüm yüzeylerde 4'er tane küp var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu hatta şunu da gösterelim. Küpümüzün 6 tane yüzeyi var. Her yüzeyde 4 tane küpün de yalnız bir, kere, bir yüzü mavi olacağı için 6 çarpı 4'ten cevabımız 24 olarak bulunuyor. Geldik 37. soruya arkadaşlar. Ee, şekil 1'deki ABCD dikdörtgen içindeki kağıt AC boyunca kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. DAC üçgeni DC kenarı ile ABC üçgeni CA kenarı şekildeki 2'deki gibi çakıştırılıyor demiş. Şekil 2'de DH AC'ye dik. AH uzunluğu 5 birim, HC 4 birim olarak verilmiş. AC uzunluğunu düşünürsek bak köşegen uzunluğuna gelecektir. 5 ile 4 toplayıp 9. Aynı şekilde DA üssü yani köşegen uzunluğumuz da yine 9'dur. Haberiniz olsun. Şunu da yazalım şöyle. Buranın tamamı 9. Bunu belirtelim. Daha sonra geldik. D'deki açı zaten dikdörtgen olduğu için 90 derece. Şurada bir bakın. Öklit bağıntısı kullanacağız. Dikten dikindiği için. 5 ile 4 çarptığımızda yüksekliğin karesi 20'ye eşittir. Yani yüksekte buradan kök 20 gelir. Şurada da pisagor yaparsak arkadaşlar kök 20'nin karesi. Şurada ne diyelim? A diyelim hadi. A kare eşittir. Kök 20'nin karesi artı 4'ün karesi. Buradan A kare eşittir. 20 artı Dördüncü karesi aldık 16. A kare 36. A da 6 olarak geliyor. Şu uzunluğumuz A uzunluğumuz 6. Tamamının 9 olması için bakın A A üstü D'nin 9 olması için x e de 3 birimlik uzunluk kalacaktır. Geldik arkadaşlar. Şekil, Ayşe demiş. Şekilde A noktası bulunduğunda yüksekliği 18 metre olan O noktasındaki bir elektrik direnin tepe noktasına 60 derecelik bir açıya bakmaktadır. Daha sonra AOB doğrusal yolunu yürüyüp B noktasına geldiğinde ise direğin tepe noktasına 30 derecelik bir açıyla bakmaktadır." demiş. Buna göre Ayşe'nin yürüdüğü AB yolunun uzunluğu kaç metredir? Burada arkadaşlar 30 60 90 üçgeninin özelliğini hatırlamamız gerekiyor. Hemen şöyle küçük bir hatırlatırsak 30'un karesine ben A dersem, 60'ın karesi bunun √3 katı, 90'ın karesi 30'un gördüğünün ilk katı oluyordu. Şimdi burada bakın şuradaki soldaki dik 30 60 90 üçgeninde kullandığımızda 60'ın gördüğü uzunluk 18 arkadaşlar direğin uzunluğu. 30'un gördüğü uzunluğu bulmam için kök 3'e bölmemiz gerekiyor. Kök 3'e bölmek demek bir sayı 3'e böl kök 3'te çarp demektir. 18'i 3'e böldüm 6. Kök çarpım çarptım 6 kök Şimdi geldik sağdaki yani TOB 30 60 90 üçgenine. 30'un gördüğü uzunluk 18, 60'ın gördüğü uzunluk ne olacaktır? 18 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Kök katını aldık. Bize i̇şte toplam uzunluk sorulmuştu. 18 kök ile 6 kök toplarsak Cevabımız 24.3 metre olarak bulunmuş oluyor. Geldik 39. soruya arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde A karesinin alanı ile C karesinin alanı toplamı 51 cm²'dir demiş. B dikdörtgeninin çevresi 18 cm olduğuna göre B dikdörtgeninin alanı kaç cm karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi e, A karesinin bir kenarına ben X diyeyim. C karesinin bir kenarına Y diyelim. Şöyle baktığımızda alanları toplamı 51 diyordu. Yani x kare artı y kare eşittir 51 gelir. B bölgesinin B dikdörtgenin çevresi 18 diyordu. B dikdörtgenin çevresini düşünürsek 2x artı 2y olacaktır. 18'e eşit. Buradan x artı y ne gelir. 9 olarak gelir. Şöyle altına yazalım hatta. x artı y'yi 9 olarak bulduk. Bize sorulan ise alanlı dikdörtgenin alanı yani x çarpı y soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın e, x x y'yi tam kare ifade haline getirirsek bakalım ne gelecek. x artı y'nin karesi ne olur? x kare artı y kare artı 2 xy eşittir 81. x kare artı y kare 51 olarak bulmuştuk zaten. Şurası 51. Karşıya gönderdik. 2 xy buradan 30 olarak gelir. x çarpı y de 15'tir. Zaten bize sorulan da buydu arkadaşlar. x çarpı y 15 olarak bulunuyor alanı. Geldik 40. soruya arkadaşlar. Bakalım. <laughs> şekil 1'deki ABC'deki üçgenin şeklindeki karton FE8 birim olup demiş. Bakın şurası FE8 yazalım hemen. BC dik olan AD ve FE boyunca kesildikten sonra üçgen şeklindeki parçalar şekil bir gibi yan yana getirilmiştir demiş. Yani şu kesmiş ve şu parçayı arkadaşlar soldaki dik üçgene yapıştırıldığı söyleniyor. BC 22 birim, AF 4 birim ve BD küçüktür DC. Olduğuna göre şekildir de D x kaç birimdir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda fe8 ad uzunluğuna bakıyorum. Burası 8 zaten. 12 olarak geliyor. Şimdi şurada temel benzerlik yapsın zaten bunlar paralel birbirine. 8'in 12 oranı var arkadaşlar. 8 bölü 12. Sadeleştirelim. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 2 bölü 3 oranı var. ec'nin CD oranı 2 bölü 3 olacak arkadaşlar. Buraya bakın 2x dersek 2x bölü 3 xten oranı sağlamış olacağız. Sıkıntı yok. Geldim buraya yapıştırıldığınızda burası 2x. Tamamını 22 olması için 22 eksi 2x kaldı BD de. 22 eksi 2x uzunluğu oldu. Burada bakın dikten dikiniyor. Bir öklit kullansak hemen şurada. ABC dik üçgeninde. 12'nin karesi eşittir. 22 eksi 2x'e. DC'ye bakıyorum. 3x'in çarpımı olacaktır. Buradan işlemleri yapalım. 144 eşittir. 66x eksi 6x kare olur. Bir yerde toparlarsak ikinci derecenin denklem elde edeceğiz. 6x kare eksi 66x artı 144 eşittir. 0 olacaktır. Her tarafı 6'ya bölelim. Kolay işlem yapmak için. x kare eksi 11x artı 24 eşittir. 0 olur. Köklerini düşünürsek 8 çarpımı Eksi olmasın. Eksi 3, eksi 8 oldu. Buradan da kökler ne olarak gelir? Hemen bakalım. Eksi 3 ise kökümüz artı 3'tür. Eksi 8 ise artı 8'dir. İki tane değer bulmuş olduk arkadaşlar. X için bize ee, şu bilgiyi de kullanırsak. BD küçüktür DC diyor bakın. BD uzunluğunu biz 22 2x olarak bulduk. Şu oranı kullanalım. 22 2x küçüktür. DC'yi ne olarak bulmuştuk? Şöyle bakın DC uzunluğu 3x oldu. 3x'ten küçük olması gerekiyor. Bunu bu tarafa göndersek 5x büyüktür 22. x büyüktür 4,4 olacaktır. 4,4'ten büyük olan kökümüz hangisi? Bakın 8 olarak bulunur. Cevabımız buradan 8'dir. Ee, bu soruda arkadaşlar cevap anıtları A diyor. Ee, Cevap şey anıtlarında küçük bir hata var. Cevabımız E şıkkı 8 olarak bulunmuş oluyor. Böylelikle deneme çözümünü bitirmiş olduk gençler. iyi çalışmalar.